İyi akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 8 Şubat 2023 Çarşamba. Gündem başlıklarını aktaracağız. Gündemimiz tek. Felakette 64. saatin içindeyiz sevgili izleyenler. Gün içinde gelişmeler oldu, gece gelişmeler oldu. Yeni hayata tutunan isimlerimiz oldu. Enkaz altından çıkartılan vatandaşlarımız oldu. Ümitlerimizi hiç kaybetmeden yaşatmaya devam ediyoruz inşallah. Saatler kalsa da yani kritik zamanlara saatler kalsa da vatandaşlarımız enkaz altından kurtarılmak için tüm gayretleriyle enkaz kurtarma ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılıyor. Ki hatırlarsanız Gölcük depreminde tam 6 gün sonra 151 saat sonra canlı çıkartılan vatandaşlarımız olmuştu. O yüzden ümidimizi hiç kaybetmeden tüm gayretimizde çabalamamız ve mücadele etmemiz gerekiyor enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için. 10 ilde de aynı şekilde vatandaşlarımızın imdadına koşmak için ekipler görevlerinin başında. Hemen dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısındaydı. Biraz sonra ilk haberimizde Kahramanmaraş'taki söylentilerinden başlayacağız bültene ama bu dakikalarda Hatay'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatay'dan da basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Açıklamalar yaptı. Son rakamları paylaştı kamuoyuyla. Maalesef ölü sayımız 9057'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği son durum raporuyla beraber yaralıların sayısı da Türkiye genelinde 52.979'a çıktı. Umarız ki daha fazla artmaz ama çok fazla maalesef enkaz var. Enkaz altında kalan vatandaşımız var. Coğrafya çok büyük, felaketin boyutu çok büyük. Her ne kadar çalışan sayısı, müdahale eden sayısı çok fazla olsa da yetişmekte maalesef zorlanıyor arama kurtarma ekipleri. Hatay belki de bu noktada en zafiyetli olan bölgeydi. Sayın Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'tan sonra Hatay'a geçti. Hem bu bölgede incelemelerde bulunacak hem depremzedeleri çadır kentlerde ziyaretler edecek ve sonrasında da onlarla ilgili tabii haberlerde paylaşacaktır ilerleyen saatlerde diye düşünüyorum. Bir kez daha ölü ve yaralı sayısını vermek istiyorum. 9057 kişi hayatını kaybetti yaşanan depremde ve yaralı sayımız da 52.979 olarak güncellendi. Son dakika itibarıyla bunu verelim. Şimdi çok acil bir çağrımız var. Başta lojistik firmaları. Lütfen kulak verin. Ve tırı olan vatandaşlarımız, onlar da lütfen kulak versinler. Şimdi çok fazla oranda yardım malzemesi toplandı ve son dönemde, son saatlerde özellikle ihtiyaç listesi paylaşıldıktan sonra vatandaşlarımız o ihtiyaç listesine göre depremzedelere yardım getiriyorlar. O yardımların bölgeye ulaşması için tıra ihtiyacımız var. 2 tane tıra. Ordu'dan kalkacak 2 tane gönüllü tıra ihtiyacımız var. Yetkililer numarasını verdiler. Levent Özsoy, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü. Numarası 0530-953-0095. Yine Erhan Yanargil, AFAD Müdür Vekili 0535-967-0367. Ben bu numaraları sürekli tekrarlayacağım, bu isimleri sürekli tekrarlayacağım. Sevgili ordular, 2 tane tıra ihtiyacımız var, acil. Ordu Valiliğinden bekleniyor 2 tane acil, gönüllü tır. Bu bölgeye yardımlara ulaştırmak için lütfen hemen ilgili numaralara ve isimlere ulaşın. Ben bunu tekrarlayacağım. Siz de lütfen dostlarınıza, yakınlarınıza bunu İletiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Bültene yine haber içinde ben hatırlatmalarda bulunacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde ilk durağı Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Sonrasında da açıklamalar yaptı. Hatay'da da aynı şeyi tekrarladı. Hedefimiz bir yıl içinde deprem konutlarını teslim etmektir dedi. Biz bu işte tecrübeliyiz. Daha önce aynısını yaptık dedi. Yine depremzedelerle ilgili ilk etapta 10 bin liralık bir yardım yapılacağını da söyledi Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım bültenimize. Büyük bir felaketle baş başayız. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş 12 Şubat stadyumundaki çadır kentte açıklamalarda bulundu. Depremler sonrası afetzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. TOKİ öncülüğünde yaraların sarılacağını bildirdi. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Bölgede dışarıda kalan mağdur vatandaşlar içinse Antalya, Mersin ve Alanya'daki oteller devreye alındı. Depremzedeler arzu ederse ücretsiz şekilde bu otellerde karşılanacak. Antalya,
Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki her ailenin ilk etapta 10 bin lira nakdi yardım alacağını da sözlerine ekledi. Hasar tespitleriyle her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamaları çok önemli. Zira bütün vatandaşlarımız onun açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Bu noktada bir hatırlatması daha vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Depremzedelere limitsiz yatak ayarlandığını, oteller vasıtasıyla Alanya'da, Antalya'da, Mersin'de yeterince yatak kapasitesine ulaşıldığını ve isteyenlerin de buralarda misafir edilebileceğinin altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim ordulardan da bir çağrı geldi bugün. Bu akşam deprem özel programında belki göreceksiniz. Bizim biliyorsunuz köylerimizde boş evlerimiz var. Mevsimsel olarak boş bıraktığımız evlerimiz var ve yaylalarımızda. Vatandaşlarımız derler ki Ordu'da da depremzedeleri geçici bir süreyle misafir edebiliriz. Her aile boş evine bir depremzede yerleştirirse ve bakımını üstlense ki bu fikir benim çok hoşuma gitti. Bir ili hemen hemen istihdam etme şansına ya da misafir etme ihtimaline sahip oluruz. Bu fikri de lütfen kendi aranızda değerlendirin. Bu akşam yayında yine konuşulacaktır bu konu. Çatalpınar'la ilgili bu konuların dışında önemli bir bilgi notum var. Onu az sonra aktaracağım sizlere ama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile diye devam edelim. Bekir Bozdağ Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Vatandaşların tepkisi vardı yıkılan binalarla ilgili. Kusuru olan hesap verecek dedi. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak dedi Bekir Bozdağ. Ve Diyarbakır'daki bilanço ile ilgili de bilgiler paylaştı. Yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor. Onlar da gereğini yapacaklar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'da konuştu. Depremde kurtarma çalışmalarına öncelik verildiğini belirten Bakan Bozdağ, yıkılan binalara ilişkin ihmali olan varsa hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak dedi. Yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak. Diyarbakır'da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazdan 254 kişinin çıkarıldığını ve 133 kişinin öldüğünü açıklarken, şu ana kadar hastanelere yaralı olarak 871 kişinin başvurduğunu kaydetti. Bakan Bozdağ, kusuru olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek dedi. Yıkılan 6 binadan şu ana kadar enkazı altından 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef. Hepsine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. 121 tanesi de sağ olarak çıkarıldı. Şu anda kimisi taburcu edildi, kimilerinin tedavisi devam ediyor. Diğerlerine henüz ulaşılamadı. Enkaz kaldırma ve diğerlerine ulaşma çalışmaları da devam ediyor. Bakan Bozdağ vatandaşlarla da konuştu. Önceliğimiz enkaz altındaki insanları kurtarmak diyen Bozdağ, AFAD, emniyet, jandarmanın da aralarında olduğu herkesin büyük bir seferberlikle çalıştığını kaydetti. Arama, tarama, kurtarmada uzman arkadaş sıkıntımız yok. Hepsi dönüşümlü de çalışıyorlar. İhtiyaç olduğu zaman zaten gönüllülerden elimizde hepsinin listesi var. Biz onların hepsini çağıracağız ama şu anda sistem yürüyor. İhtiyaç olduğunda da gerekeni yapacağız. Sevgili ordular, bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. 2 adet acil tıra ihtiyaç var. Yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yağmur gibi
yardımlar yağdı. Valilik aracılığıyla, muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlarımız gerçekten can siperhane seferberlik ilan edermiş gibi tüm ne varsa erişebildikleri, ulaşabildikleri, son dönemde de özellikle ihtiyaç olan malzemelerden oluşan listelerle muhataplarına ulaştırdı. Şimdi o malzemeleri deprem bölgesine taşıyacak 2 adet tıra ihtiyacımız var. Onlar için de lütfen Levent Özsoy, telefon numarası 0530-953-0095, Erhan Yanargil, telefon numarası 535-967-0367. Lütfen ulaşın ve acil 2 adet tır teminimiz gerekiyor. Vatandaşlarımız biliyorum bu noktada duyarlı olacaklardır. O yüzden hiç şüphemiz yok. Muhakkak onlarca çağrı gelecektir. İnşallah en kısa sürede 2 tırımız da yola çıkar. Şimdi üzücü bir haberle yine devam edelim. Deprem bölgesinde maalesef hemşehrilerimiz de vardı. Onlardan 12 tanesine ulaşıldı. Kimlikleri belirlendi. O 12 tane cenazeden 5 tanesi bugün Ordu'ya ulaştı. Ünye, Korgan gibi ilçelerimizde nüfusa kayıtlı vatandaşlarımız bunlar. Tabi arkadaşlarımız da bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetlerinin sağlandığı sanayi bölgesindeydi. Cenazelerin getirilişini ve yakınlarının feryadını an be an sizler için takip ettiler. Deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan Ordulu vatandaşlara ait cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Ordu'ya getirildi. Cenazelerini almak üzere gelen depremzedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ile etkileyen ilki 7,7, ikincisi ise 7,6'lık deprem bütün ülkeyi yasa boğdu. Ordu'dan da acı haberler üst üste gelmeye devam ederken Kahramanmaraş'ta hayatlarını kaybeden Ünye, Korgan ve Gürgentepe'li 5 vatandaşın cenazeleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı cenaze nakil araçlarıyla memleketlerine ulaştı. Ağır bir imtihandan geçiyoruz. İlçe olarak, millet olarak acılıyız. Üzüntünün tarifi yok. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmigüler'in talimatlarıyla 10 tane cenaze aracımızın şu an deprem bölgesine görevlendirdik. Oradaki vatandaşlarımıza, vefat eden vatandaşlarımıza hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleri ekiplerinin yarın da Ordu'ya cenazeleri ulaştıracağını belirten Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, ihtiyaç olması durumunda nakil işlemlerinin süreceğini belirtti. Şu an Ordu'dan deprem bölgesine link kurduk. Şu ana kadar 12 tane Ordulu hemşehrimizin vefat haberini aldık. 5 tanesi şu an itibariyle Ordu merkeze geldi. Şu an yıkamalar yapılıyor. İlgili ilçelere dağıtımını yapacağız. Gündoğar, hayatını kaybeden depremzedelerin yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulundu. Öncelikle hemşehrilerimizin tekrar başı sağ olsun. 5 cenazemiz yolda. Biz belediye olarak, devlet olarak, millet olarak bugün acıyı birlikte paylaşıyoruz. Çok büyük bir acı. Öte yandan depremde hayatını kaybeden Korganlı Reyhan Kırmızışen'in cenaze namazı Korgan Tepealan Merkez Camii'nde kılındı. Cenazeye Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve yüzlerce vatandaş katıldı. Enkaz altında kalan kardeşimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, en kısa zamanda en hızlı bir şekilde onları kurtarmaya ekiplerimize yardım eyle ya Rabbi. Bir kez daha ihtiyacımızı tekrarlamak istiyorum sevgili izleyenler. Deprem bölgelerine toplanan yardımları ulaştırmak için acil 2 adet tıra ihtiyacımız var. Ordu'dan kalkacak. Lojistik firmaları ve şahıslara, tıra olan şahıslara duyurulur. Lütfen duyarlı olalım. Eminim ki onlarca başvuru yapacaktır ama biz yine de işi sağlam almak adına sürekli tekrarlayalım. Hemşehrilerimiz bu noktada lütfen ilgili numaralara ulaşarak gidebilme ihtimallerinin olduğunu bildirsinler ve hemen arayan iki tane kişi kim olursa onların da bir an önce yola çıkmasını yetkililer sağlayacaklar. Sabah saatlerinde inşallah ulaşmış olur. Zira bazı ihtiyaç malzemelerinin bir an önce o bölgeye sevk edilmesi gerekiyor ki toplanan malzemelerin, son toplanan malzemelerin çoğunluğunu da bu ihtiyaç malzemeleri oluşturuyor. O yüzden acil diyoruz. Acil
çağrısıyla da tırlara ihtiyacımız olduğunu bir kez daha yeniliyoruz sevgili izleyenler. Şimdi deprem yaşanan bölgelere takviye yapıldı. Yönetici takviyesi de yapıldı. O bölgelere Ordu Valisi Tuncay Sonel Adıyaman olmak üzere konumlanarak ilk dakikalarda, ilk saatlerde yola çıkıp gitmiş ve görev yapmaya başlamış. Ki Ordu Valisi Tuncay Sonel'e 3 gündür ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 gün oldu. Ve Tuncay Sonel'e maalesef ulaşamadık. Çok yoğun bir mesaiyle, hatta bölge valisinden çok daha tempolu bir mesaiyle konumlandığını biliyoruz. Son olarak da Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören yine Adıyaman'a Gölbaşı'na görevlendirildi. Türkiye'nin son bir asırda yaşadığı en büyük deprem olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından tüm Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atmaya başladı. Yönetim ve koordinasyonun tam anlamıyla sağlanması adına diğer illerdeki vali ve belediye başkanları deprem bölgesinde görevlendirilmeye başlandı. Bu kapsamda Ordu Valisi Tuncay Sonel Adıyaman'da görev alırken Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görevlendirildi. Bölgedeki tüm hemşehrilerimize, mesai veren tüm hemşehrilerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Zira çok fazla sayıda Ordulu bölgeye yetkililer dışında da intikal etti ve dolayısıyla hemşehrilerimizin enkaz altından çıkartılması için, vatandaşlarımızın enkaz altından çıkartılabilmesi için mücadele veriyorlar. Dolayısıyla Allah her birinin yardımcısı olsun. Tabii ki başta yöneticilerimiz olmak üzere. Çünkü onlar için de çok önemli bir görev, onlar için çok büyük bir sorumluluk. O bölgelerde ciddi bir yıkım var ve ilk gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi ilk gün refleks göstermekte maalesef zorlandı ve koordine olmakta zorlandı ekiplerimiz. İkinci ve üçüncü gün kendine gelebildi, kontrol sağlayabildi. Dolayısıyla bu kontrol sağlamada da onların çok fazla emeği olduğu kanaatindeyim. Çünkü deprem yaşayan yetkililer de olsa sonuçta insanlar, etten kemiktenler. Dolayısıyla küçük çaplı bir şok geçirdiler. Ve o şokun ardından da devletimiz tam anlamıyla refleks göstererek bütün enkazlarda yetkilileri, arama kurtarma ekiplerini konuşlandırdı. Ve şu anda can siperhane bir şekilde mesai veriliyor. Tüm illerde bütün enkazların başında inşallah yine müjdeler almaya devam edeceğiz bölgeden. Şimdi depremden bağımsız kısa bir haber notu düşeceğim size ama önemli. Niye önemli? Biz kardeşlikten, birlikten, beraberlikten, bir devletin bir olmasından bahsederken bölgemizde, ilçelerimizde maalesef böyle küçük düşünen, bizde fındık biliyorsunuz çok meşhurdur. Fındık beyinli, çok özür dilerim, insanlarımız da var, yöneticilerimiz de var. Şimdi Arpalık Mahallesi'nden gelen bir şikayeti sizlere ulaştırmak istiyorum. Şikayeti yapan Hasan Kaçak, Arpalık Mahalle Muhtarı. Şikayetin konusu Hasan Bey'in köyü Alevi Mahallesi. İddia ettiğine göre Çatalpınar'ın elektrik görevlisinin şefi, yani ismi Ömer Bey'miş. Ömer Bey geçen yılda etkinliklerinin olduğu gün, davet varmış cemevinde, davetin olduğu gün elektriklerin arıza yaptığını ve yapılmadığını söylüyor muhtar. Bu sene de aynı şekilde dün akşam etkinlikleri varmış, arızalarının giderilmediğini ve bunun bilerek yapıldığını söylüyor. Bunu dilendirmek istemiyordum ama muhtar çok inanmış bir şekilde ve tekerrür eden şekilde olayları anlattığı için realite payının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ömer Bey yine üstelik yüksek gerilim hattını yaptığı halde, yüksek gerilim hattındaki arızayı onardığı halde hemen karşısındaki köye giden telin, kırık olan telin onarımını maalesef yapmamış. Bunu kötü niyetle yaptığını söylüyor. Öyle olmadığına inanmak istiyorum. Öyle olmasın istiyorum. Çünkü Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Kürdüyle, Türküyle hep beraber kardeşiz. Bu coğrafyada özellikle, Ordu'da özellikle hiçbir ırk ayrımına kesinlikle müsaade edemeyiz. Böyle kötü niyetli, kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, zihniyeti bozuk insanların da aramıza nifak tohumu sokmasına izin vermeyiz, vermemeliyiz. YEDAŞ'ın, TEDAŞ'ın yetkilileri, her kimse bu insanın amiri bu olayı muhakkak soruşturmalı, derinle araştırmalı ve buna asla müsaade edilmemeli. Başta tabii ki Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türen'in bu işi sorgulaması gerekir. Kaymakamlığın, Çatalpınar Kaymakamlığı'nın bu işi sorgulaması gerekir ve eğer öyleyse muhakkak Ömer Bey'le ilgili suç duyurusunda bulunması gerekir. Muhtarın dediğinde hata varsa Ömer Bey bize dönsün, lütfen kendini ve olan olayı anlatsın. Doğru değil bunlar. Biz kardeşlik pekiştirmeye, birlik ve beraberlik pekiştirmeye çalışırken birilerinin küçük işlerle nifak tohumları saçmasına, tekrar ediyorum, asla müsaade etmeyiz. Bunu da bu araya sıkıştırmış olalım.
Şimdi arkadaşlarımız Hatay'da deprem bölgesindeler. Ümit Atabay ile Muzaffer Kuvan gitmişti. Aslında bağlantı yapmak için gönderdik arkadaşlarımızı ama internet sıkıntısından dolayı bağlantı yapmayı maalesef başaramadık. Şimdi Hatay'daki izlenimleri gelecek onların ekranlara. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Hatay, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere tam 10 ilde binlerce bina yıkılarak toz dumana karıştı. Depremden en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geliyor. Hatay'da deyim yerinde ise taş üstünde taş kalmadı. Ümit Atabay ve Muzaffer Kuvan Hatay'a giderek afeti yerinde inceledi. Hatay'ın her yerinde adım adım yıkılmış olan binalarla karşılaşıyoruz. Ölüşek Caddesi'ne giden bir güzergah üzerindeyiz. Güzergah üzerindeki hemen hemen bütün binalar yıkılmış. Ayakta kalmış olan binalara bakıyoruz. Onlar da çökünce karşımızdaki binalara. Ve binaların içerisinden çıkan cesetler yol kenarında ve ekipler tarafından düzenli bir şekilde onlar da ekipler tarafından alınıyor. Ambulanslarla. Adeta bir can pazarının yaşandığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın açıklamasına göre yıkılan 2000 binanın yalnızca %2'sinde yani sadece 40'ında arama kurtarma çalışması yapılıyor. Biraz önce Çatalpınar'da seslendirdiğim olayın aslında şikayet metni de var. Ben onun bazı noktalarını çizdim tabii, önemli noktalarını çizdim tabii. Bu aslında şikayet edilmiş bir konu. Yani yetkili mercilere de muhtarın mührüyle beraber şikayette bulunulmuş bir konu. Yetkililere o yüzden bir kez daha bu konuya sahip çıkmaya çağırıyorum. Bununla ilgili muhakkak gereken araştırmalar yapılsın. Art niyetli insanlar maalesef var. Şuna da dikkat çekelim. Deprem bölgesine yardım göndermek amacıyla veya var olan deprem bölgesine gidiyorum, yardım götüreceğim maksadıyla yardım isteyen yetkili olmayan isimlere de itibar etmeyiniz. Yine maalesef kötü niyetli arkadaşlarımız da çıkabiliyor bununla ilgili. O yüzden yetkililer vasıtasıyla yardımlarımızı göndermeye de özen gösterelim. Sevgili izleyenler, bunun uyarısını da buradan yapmış olalım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çok hummalı bir çalışma var. Pazartesi sabahtan itibaren, depremin ilk dakikalarından itibaren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in çağrısıyla beraber vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'ne akın ettiler. Altınordu Belediyesi'ne de öyle, Ünye Belediyesi'ne de öyle, ilçe belediyelerine de öyle. Biraz sonra yine kümül bir haber daha getireceğim ekranlarınıza. Ama Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki tempoyu görmeliydiniz gerçekten. Müthiş bir tempo var ve yorulmak bilmiyorlar arkadaşlar. Her birinin emeğine sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler olmak üzere. Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar yapılan yatırımların istatistiksel verileri paylaşıldı. O veriler gelecek şimdi ekranlarınıza. Kahramanmaraş! Burada! Gaziantep! Burada! Malatya! Burada! Diyarbakır! Burada! Kilis! Burada! Şanlıurfa! Burada! Adıyaman! Burada! Hatay! Burada! Osmaniye! Burada! Adana! Burada! Anadolu nerede? Ordu deprem bölgesindeki vatandaşlar için adeta tek yürek oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in çağrısına kayıtsız kalmayan ordulular belediye binasını yardım kolileriyle doldurdu. Elden ele uzayan gönül köprüsüyle tır ve kamyonlara yüklenen malzemeler depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıkarıldı.
Vatandaşların destekleriyle 131 adet gıda kolisi, 6035 paket çocuk bezi, 1962 adet koli su, 282 adet koli temizlik malzemesi, 15.681 adet battaniye, 34.840 adet kıyafet, 174 adet ısıtıcı, 163 adet halı, 400 paket ıslak mendil, 200 adet yatak, 150 adet uyku seti, 60 adet uyku tulumu, 150 adet yastık, 100 adet yorgan, 102 adet çadır branta, 7.500 adet ekmek, 20.000 adet küçük tabildot, çatal, bıçak, bardak, 150 adet kampet yataktır ve kamyonlarla depremzedelere gönderildi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için topyekun bir çalışma yürütülen Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yardımların gelmesiyle tır ve kamyonlar yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bir kez daha teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Her birinden Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük emek verdiler. İşte diyoruz ya, milletimizin büyüklüğünü buralarda bir kez daha gördük. Bir kez daha büyüklüklerine şahit olduk. Dediğim gibi Allah hepsinden bir bir razı olsun. Ve yine tır çağrımızı yenileyelim. İki tane tıra ihtiyacımız var. Yine malzeme stokları arttı. O stokları karşılayabilmek, depremzedelere ulaştırabilmek için iki tane acil tıra ihtiyacımız var. Ve yağmur gibi yardımlar gelmeye de devam ediyor bu arada. Çok daha fazla inşallah yardımlar gelecek ve bölgeye ulaştırılacaktır. İstenen ürünlerin gönderilmesine de bu saatten sonra özen gösterelim sevgili vatandaşlarım. Çünkü artık malzemelerin hepsi işe yaramıyor. Çok fazla sayıda yardım gitti. Bu saatten sonra ihtiyaca göre malzeme göndermek önemli. Isınacak malzeme, yatacak yatak gibi ya da powerbank gibi enerji ürünlerinin gönderilmesi, soba gibi, son derece elektrik sobaları gibi son derece önemli ihtiyaç malzemelerinin, ihtiyaç kalemlerinin depremzedelere ulaştırılabilir. O yüzden yaptığınız yardımları lütfen artık bu yöne doğru kanalize edin. Birim birim maddeleri okuyarak, tabii ihtiyaç malzemelerini, maddelerini okuyarak ona göre de malzemeleri gönderirsek herhalde çok daha faydalı bir işe imza atmış oluruz. Şimdi depremin ilk dakikalarında kendi imkanlarıyla Malatya'dan ayrılan 49 kişilik bir depremzede grup Ordu'ya geldi. Devlet yetkilileriyle hemen irtibata geçildi ve öğretmen evine yerleştirildiler. Düz Mahalle Muhtarı Hasan Cemal Aydın da ilgili koordinatör olarak bu misafirlerimizin yönetimine demeyelim de ihtiyaçlarını karşılamak noktasında atandı. Arkadaşlarımız öğretmen evindeydi. Muhtarımızla görüştüler. Bakın muhtarımızın talepleri ve söylemlerinde neler var. Mahallemiz Düz Mahalle'de bulunan öğretmen evimize Malatya ilimizden, depremzedelerden 49 kişilik bir grup geldi. Düz Mahalle'de bulunan Altınordu Öğretmen Evi'ne 49 kişilik afetzede grubu geldi. Depremi en yüksek şiddetiyle hisseden illerin başında gelen Malatya'dan yola çıkan 49 kişilik afetzede grubunun valilikle ilgili devlet kurumları tarafından tüm ihtiyaçları karşılanacak. Kaldıkları süre içerisinde en iyi dönemi geçirmelerini sağlamak da bizim temel görevimiz. Devletimiz vatandaşının yanında, yalnız bırakmıyor. Bütün kurum kuruluşlarıyla, büyükşehir ile il sağlık, ilçe sağlık, il sağlık, milli eğitim, öğretmen evi, sosyal yardımlaşması, kaymakamlığı, valiliği, herkesin eli üzerlerinde. İnşallah onlara da bu travmalarını atmalarında yardımcı oluruz. Yardımların koordinasyonuyla ilgilenen Düz Mahalle Muhtarı Hakan Cemal Aydın da konuyla alakalı TV52'ye özel röportaj verdi. Aydın, devletimiz vatandaşının yanındadır dedi. İlgili kurumların gerekli desteği sağladığını aktardı. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, onları yaşamış oldukları travmadan en iyi şekilde nasıl kurtarabiliriz, nasıl ayırabiliriz, onlara maddi manevi ile tüm desteğini, özellikle İlçe Sağlık Müdürlüğümüz sağ olsun gerekli görevlilerini yolladı. Bunlar işte psikologlar dahil. Kontrolsüz şekilde getirilen yardımların bir işe yaramadığını anlatan Muhtar Aydın, yardım getirmek isteyen vatandaşların ilgililere danışıp ihtiyaç olan ürünleri getirmeye özen göstermesi gerektiğini söyledi. Biz de bu arada köprü vazifesi yapıyoruz. Bu insanlarla benim yardım edebilecek mahalle halkımızın ve yardımseverlerin getirmiş olduğu yardımları bir şekilde bu insanlara ulaştırma noktasındayız. İnsanlar yardımları kontrolsüz getiriyor. İnsanların ihtiyaçlarına göre yardımları belirleyip getirmemizde fayda var. Ülkemiz maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya ve daha önce de buna tanıklık ettik ama yeterince ders çıkartamadığımızda görmüş olduk. Özellikle depremin ilk gününde coğrafya çok büyüktü ama devletimiz de
Görevliler de yeterince refleks gösteremedi, organize olamadılar. Çünkü bu işe yeterince hala hazırlıklı değiliz. Oysa deprem kuşağının üzerinde yaşayan bir devletiz, bir milletiz. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımızın tamamında her bölgede öncelikle yapılarımızın kontrol edilmesi, daha sonra da depremle nasıl yaşayacağımızın her bir vatandaşımıza öğretilmesi gerekiyor. Tabii ki yine söyleyeceğim, en önce bina sağlığına kavuşturulması gerekiyor şehirlerin. Planlamaların buna göre yapılması, hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor ki 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olması lazım bundan sonra yapılan tüm binaların. Umarım ki buna tüm yetkililer, tüm idareciler uyarlar bundan sonra. Görüyorsunuz binlerce canımız gitti. Ne kadar daha ekleneceği rakamın üzerine, raporların üzerine ne kadar daha ekleneceği de belli değil. İnşallah artmaz sayılar diye dua ediyoruz ama ulaşılamayan bir sürü maalesef enkaz var. Bunun da bilincindeyiz. Biraz hani gerçekçi konuşmak gerekirse sayının artacağı muhakkak ama umarım ki çok fazla artmaz. Dolayısıyla depremle nasıl yaşayacağımızı 7'den 70'e her vatandaşımıza öğretmemiz gerekiyor. Elbette ki başta bina sağlıklarına temin ederek. Peki deprem olduğunda ilk müdahaleyi nasıl yapmalıyız depremzedeye, enkaz altına çıkartılan depremzedeye ilk müdahaleyi nasıl yapmalıyız? Bir de ezilme durumu var, crash sendromu diye ekranlarda duymuşsunuzdur. Crash sendromu varsa ne yapmak gerekiyor, nasıl müdahale etmek gerekiyor? Bununla ilgili de Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İbrahim Çaltekin açıklamalar yaptı. Peş peşe meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı büyük. Depremin ardından bölgede meydana gelen artçılarsa korkutmaya devam ediyor. Deprem anı ve sonrasında hayat kurtaracak ilk yardımsa çok önemli. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, yaralılarımızın da acilen şifa bulmasını diliyoruz. Tabii bu deprem bölgesinde yaralanmalar artık 72. saate geldi söylediğiniz gibi. Crash sendromu dediğimiz tıbbi olarak ölümcül sonuçları olan yaralanma bizim bu 72. saatte artık sıkça görülebilen bir sendrom. Bir süre enkaz altında kalmak yalnızca darbelerle değil belirli bir süre sıkışmanın sonucunda ulaşabilecek rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Depremin ardından geçen 72 saatin ardından ezilme yani crash sendromuysa bir kez daha gündeme geldi. Bu sendromda özellikle yaralılar belli bir postürde kaldıkları için göçük altında belli bir süre sonra kas yıkımları başlıyor ve bu kas yıkımı da hem vücuttaki elektrolitleri bozmaya başlıyor hem de hastanın bazı hayati fonksiyonlarını bozacak yıkımlara neden oluyor. Bunun sonucunda da hastaların birçoğu tıbbi bakım, ileri bakım ihtiyacı duyuyor. Bu sendroma karşı bilinçli olmaksa karşılaşılması halinde önlem almayı kolaylaştırırken olası can kayıplarının da önüne geçebilir. İşte bu iki sendromun belirtileri, sebepleri ve çözüm yöntemleri. Hastaların özellikle damar yollarıyla sıvı desteğine başlanmasını öncelikle tavsiye ediyoruz. Bu yudum yudum su dışında özellikle hastalara ağızdan katı gıdalar ve işte şekerli gıdaların şu an yüklenmemesi gerektiğini öneriyoruz. Yapılabilecek sıvı tedavisinin zaten biz agresif bir şekilde damarlardan verilmesini uygun görüyoruz açıkçası. Tüm müdahalenin en başından beri uzman kişilerce yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Üyesi Doçent Doktor İbrahim Çaltekin, depremzedeleri bekleyen bir diğer tehlikenin de hipotermi olduğuna dikkat çekiyor. Kış şartlarından dolayı da hastalar şu anda depremzedeler bayağı bir depremin altında mağdur durumda kalanlar oldu. Bunların da ilk çıkış anında özellikle ıslaksa vücudundaki ıslak ürünlerin çıkartılması gerekiyor ama hastanın vücudunu da sarsmadan ve hastayı başka yaralanmalar açısından risk altına atmadan bu işi yapmak gerekiyor. Depremzedelere yapılacak her müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Doçent Doktor İbrahim Çaltekin, dikkatsizliğin depremzedeye zarar verebileceği konusunda da uyarıyor. Olabildiğince de sağlık profesyonellerinden veya hem o bölgedeki UMKE ekiplerinin, AFAD ekiplerinden destek alınarak hastaların veya yaralıların çıkartılmasını tavsiye ediyoruz. Tekrardan hepimize geçmiş olsun diyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çok sağ olun hocam.
Deprem özel yayınımız da pazartesiden bugüne devam ediyor. Hafta boyunca da devam edecek sevgili izleyenler. Bu kapsamda dün akşam yapılan programda Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Birkay konuğumuzdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yardımları intikal eden yardımları ve özellikle yemek tırı da gitmişti biliyorsunuz bölgeye. Yemek tırı ile ilgili bilgiler paylaştı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ile etkileyen ilki 7,7, ikincisi 7,6'lık depremle birlikte tüm Türkiye tek yürek oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi de depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, vatandaşların da desteğiyle depremin ilk gününden bugüne kadar deprem bölgesine 10 tır ve 3 kamyonla malzeme desteği sağlandığını belirtti. Gerçekten ordumuzdaki vatandaşlarımız o kadar duyarlı ki, gecenin o saatinde yani saat 5'ten itibaren şu ana kadar sürekli bağış yapıyorlar. Yardımlar çığ gibi sel olarak yağdı desek yeridir. Şu anda tırımızın bir tanesi de dolmak üzere. Mevcutta iki tırlık daha malzememiz hazır. Ciddi anlamda bölgeye sürekli destek sağlıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla birçok iş makinası ve ekipmanla deprem bölgelerine gönderilen ekipler yaraları sarmaya devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer yandan da deprem bölgelerine gönderilen mobil mutfak tırıyla depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Olayın ilk olduğu andan itibaren, saat 4.30'da biz belediyeye geldiğimiz andan itibaren mobil mutfak tırımızı Adıyaman bölgesine intikal ettirdik. O gece yoğun kış şartlarına rağmen bölgeye ulaştık. Şu anda orada da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Buradaki çalışmalarımız yine aynı şekilde gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Şu an belediyemizde, koordinasyon merkezimizde 500'e yakın gencinden, yaşlısından, üniversite öğrencisinden, çalışanımızdan, gönüllü vatandaşlarımızdan hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyfettin Bilkay depremin ilk gününde en çok hasar alan şehirlerden biri olan Adıyaman'a yönlendirilen ve deprem bölgesine konuşlandırılan 5000 kapasiteli mobil mutfak tırının depremzedelere ve zorlu şartlar altında çalışan ekiplere sıcak yemek vermeye başladığını ve 7500 ekmek yapıldığını söyledi. Mobil mutfak tırı gerçekten çok önemli. Biz şu anda ekranda gözüktüğü gibi görüyorsunuz. Evet. Bugün 5000 kişiye biz çorba ve 11'e kadar çorba ikramlarında bulunuyoruz. Saat 4'e kadar da akşam yemeği çalışmalarımızı yaparak 4'ten sonra da akşam yemeğini vatandaşlarımız hizmetine sunuyoruz. Tabii ki yeterli mi? Değil. İnşallah en kısa sürede bunun ikincisini veyahut da işte bir seyyar fırın çok önemli bu gibi afet bölgelerine ulaştırmakta. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız tabii ki devam edecek. Adıyaman'da bulunan mobil mutfak tırında görevli Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ela Karabulut, deprem bölgesinde mobil mutfak tırının sıcak yemek ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir görev yürüttüğünü söyledi. Şu anda bölgedeki en büyük ihtiyacın temel gıdalar olduğunun da altını çizdi. Aklımıza gelebilecek her şeye ihtiyaçları var. Zaten Ordu halkımız da bu konuda çok duyarlı. Sağ olsunlar. Birçok anlamda yardımlarını esirgemediler ilk günden itibaren. En kısa zamanda tırlarımız da burada olacak ve biz de gereken yardımları onlara ulaştıracağız. Seyfettin Başkan da bu sürece yoğun destek veren daire başkanlarından bir tanesi. En büyük teşekkürü de belki ona etmeliyiz. Seyfettin Birkay'a ve tüm mesai arkadaşlarına da ayrıca bir teşekkür ederim. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da gerçekten büyük bir yükün altına omuz vererek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm personeller gibi. Bireysel tüm personeller gibi biraz sonra ekranlarınıza gelecek öğrenci kardeşlerimiz de buna dahil. Mesai yapan değil, sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan değil, tüm vatandaşlarımız istisnasız büyük emek verdiler. Vatandaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz hepsi büyük emek verdiler ama daire başkanları belki de 48 saat uyku uyumadan mesai yaptılar. Her birinden Allah razı olsun. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de öyle. Hem ilçeleri organize etti, hem deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla, görevlilerimizle konuştu, görüştü, onları organize etti. Hem de bölgedeki yardımları
koordine ederek o bölgeye aktarılmasına aracılık etti, öncülük etti. Üstelik birebir mesai yaparak bunu sağladı. Bir kez daha ona da teşekkür ederim bu vesileyle sevgili izleyenler. Şimdi devam edelim. Afet nedeniyle Ünye'den de biliyorsunuz yardımlar yağıyordu Ünye Belediyesi'ne. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın çağrısıyla bugün itibariyle 6. tır yola çıktı ve 6. tırı yolcu edenler arasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de vardı. Ünye depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyor. Ünye Belediyesi'nin ve yardımsever vatandaşların destekleriyle toplanan ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu 6. yardım tırı deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar Ünye Belediye Hizmet Binası'na yardımlarını ulaştırmaya başladı. Belediye personeliyle gönüllülerden oluşan çok sayıda kişi ilk olarak gelen yardımların tasnifini yaptı. Çocuk maması, çocuk bezi, kışlık mont, bot, battaniye, yatak, su, kuru gıda gibi malzemeler paketlenerek gideceği yere hızlı dağıtım yapılması için ayrıştırıldı. İnsani yardım malzemeleriyle dolan tırı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı deprem bölgesine uğurladı. Başsavcı Ormancı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise Ünye fedakar ve asil bir yerdir. Ünye halkı kendisinden beklenen çalışmaları hep üstünde yapıyor. Gönüllerini koyuyorlar. Destek veren tüm Ünye halkına teşekkür ediyorum diye konuştu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan da çok önemli bir açıklama var sevgili izleyenler. Zamanından beri diyoruz. Ne diyoruz? STK'lar çok önemli, doğru yapılanmalı diyoruz. Yavaş yavaş da Ordu'da bu işin olmaya başladığını görmekten son derece memnun olduğumuzun altını bir kez daha çizelim. OTSO Başkanı Adil Levent Karlıvel açıklama yaptı. Deprem bölgelerinde depremzedeler için 52 adet konteynerden oluşan Ordu Köyü kurulacak dedi. Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık'la Elbistan olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybeden kişi sayısı her geçen saat artarken deprem bölgesine tüm şehirlerden akın akın yardım gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Ticaret ve Sanayi Odası büyük bir yardım kampanyası başlattı. Yaşadığımız acı büyük. Bütün Türkiye'de bunu paylaşıyor. Ordu da bu paylaşımın içinden pay almaya çalışıyor. Aslında bütün ülke hayırlarda yarışıyor şu anda. Herkesi de bu acıya ortak olmaya davet ediyorum. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, depremden etkilenen Adıyaman Gölbaşı'na 52 konteyner evden oluşan bir Ordu Köyü kurulacağını söyledi. Biz yönetimde bir karar almıştık. Kalıcı bir şeyler yapalım dedik. Çünkü devlet ve ülke bu yaraları kısa sürede sarar. Yiyeceğe ulaşmak, suya ulaşmak kolaylaşır. Kıyafete ulaşmak kolaylaşır. Ama kalıcı konutlara ihtiyacımız var. Bence orada en az 3 yıl geçici konaklama alanlarına ihtiyaç olacak. Böyle bir düşünceyle yola çıktık. Önce 20 konteyner hedef koyduk. Bugün itibariyle onu doldurduk. Şimdi yeni bir hedef daha koyduk. Arkadaşların da gayretleriyle. Ben bu rakama zor ulaşacağımızı düşünüyordum. Ama çok sevindirici bir durum. Şu anda bunu açtık. Ordu'nun plakası dedik. 52 konteyner hedef koyduk. Adıyaman Gölbaşı'nda konuşlandıracağız. Orada bir Ordu Köyü oluşturacağız. OTSO Başkanı Levent Karlıbel yardımların yalnızca konteynerle sınırlı kalmayacağını belirtti. Bu konteynerların içinde duşu ve küçücük bir mutfağı var. Bir ailenin yaşayabileceği bir ortam hazır. Bugün gerçekleşecek bir bağışla da minik bir kreş de koyacağız içine. İnşallah orada 3 yıl boyunca oradakilere destek olacak, acılarını biraz dindirecek bir Ordu Köyü kurulacak. Yarın büyük olasılıkla tırımız çıkacak, ilk tırımız. Sonra da ürünler hazır oldukça buradan göndereceğiz. Sanıyorum 15 gün içinde ilk 20 konteyneri oraya konuşlandırmış oluruz. Isıtıcılar var, yiyecekler var. Orada anlık yiyeceklere ihtiyaç var. Çayını bir an önce bir poşet çay, sallama çaya ihtiyaçları var. Hemen karnı doyurabilecekleri basit yiyeceklere ihtiyaçları var. En çok da su ve ekmek. Ama bunun dışında burada ısıtıcılar var. Çocuk hijyen malzemeleri var. Yine kahve, çay türü içecekler var. Ve birçok kıyafet gönderildi arkadaşlar tarafından. Bunları da konteynerlara dolduracağız. Yine o yöreye hizmet etsin diye göndereceğiz. Tüm OTSO üyelerine teşekkür eden Karlıbel, ülkemizin başı sağ olsun ifadesini kullandı. Yönetimdeki arkadaşlara, meclisimizdeki arkadaşlara, üyelerime teşekkür ediyorum bu katkılarından dolayı.
Başımız sağ olsun. Ülkeye Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Hem Otsu'ya, hem başkana, hem de yönetim kurulu üyelerine, hem de tüm üyelere, çünkü tüm üyelerin desteğiyle yapılacak bir işten bahsediyoruz. Bir kez daha teşekkür ederim tüm vatandaşlarımız adına. Gerçekten de önemli, çok önemli. Çünkü bu hava şartlarında, bu soğuk havalarda barınma en temel ihtiyaç. Tabii ki yiyecek, içecek ve gıda kadar barınma da en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Bu vesileyle bir şey daha hatırlatmak istiyorum. İstenen malzemeler arasında yatak da vardı. Ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün eski stadyumun altında yataklar varmış, kullanılmayan yeni yataklar. Yeni alınmış ve kullanılmadan oraya depolanmış. Yine emniyet binasında da yeni yataklar varmış, kullanılabilir yataklar. Ve sayıları bunun epeyce fazlaymış. Yetkililer lütfen bu noktada da aksiyon alsınlar, o yatakların bölgeye ulaşılmasını da sağlayalım. Yataklar son derece önemli. Battaniyeleri gönderdik ama insanların yatacak yerleri yok, görmüşsünüzdür. Dolayısıyla o yatakların da o bölgelerde olması gerekiyor. Depoda çürüyeceğine, zarar yazacağına, o bölgede vatandaşlarımızın işine yarasın. Sayın Mustafa Genç ve yetkililer, Emniyet Müdürümüz, Sayın Emniyet Müdürümüz Doğu Ateş'te olmak üzere hem Sayın Mustafa Genç'e hem de Sayın Doğu Ateş'e buradan çağrıda bulunuyorum. Bu yatakların da bu bölgelere intikal ettirilmesini lütfen sağlayınız. Bu bölgelerde buna çok fazla ihtiyaç var diyelim. Yine ilçelerden gelen yardımlar var şimdi sırada. İlçelerden gelen yardımlar da çığ gibi büyüdü sevgili izleyenler. Onlardan derlenen bir haberimiz var. O gelsin ekranlarınıza. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan yangının ardından yurdun dört bir yanından yardımlar afet bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor. Ordunun çeşitli ilçelerinden de afetzedelere yardımlar gidiyor. O adreslerden bir tanesi Gölköy ilçesi. İlçede kamu personelleriyle vatandaşlar depremin gerçekleştiği sabah itibariyle adeta seferber oldu. Yardım malzemelerini alanlar depremzedelere göndermek üzere kamu binalarına akın etti. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da konu hakkında açıklama yaptı. Ülkemizin başı sağ olsun. Afet bölgesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. İnşallah yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İki kamyon, bir yaşam malzemesi Büyükşehir aracılığıyla, valimiz aracılığıyla ilgili deprem bölgesine iletildi. Şu anda bizim kampanyamız devam ediyor. Vatandaşlarımız bu vesileyle teşekkür ediyorum. Akın akın yardımlarını getiriyorlar. Vatandaşlarımıza gelen yardımları biz valiliğimizin koordinasyonunda Adıyaman ilimize gönderiyoruz. Seferberliğin diğer adresi ise Kabataş'tı. Kabataş'ta vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için gecelerini gündüzlerini kattı. İstanbul Ordu Alan Kentliler Derneği de bir tır dolusu yardım malzemesini afet bölgesine göndermek üzere yola çıkardı. Ordunun ve ülkenin her noktasından yardımların arkası kesilmeyecek gibi duruyor. Ünye'den de depremden yoğun şekilde etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine iş makinesi, aşçı desteği, kışlık giyecek ve kuru gıda yardımı gönderildi. Vatandaşlarımız adeta yardımlar için seferber oldu. Tüm ilçelerden, her yaş grubundan vatandaşlarımız eline ne geçtiyse, ne alabildilerse, ne bulabildilerse yetkililere teslim ettiler. Ama bu grubun içinde öyle bir kesim var ki onların gönüllerine kurban. Onlar da kim? Genç kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz gönüllülük esasıyla saat zaman mefhumu olmadan mesai yapıyorlar. Ama işlerini de öyle titizlikle ve öyle senkronize olmuş bir şekilde yapıyorlar ki o kadar kolaylaştırmışlar işi yaparken. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde arkadaşlarımız onlara da tanıklık ettiler. Onları da şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Aynı haberin içinde Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engiyurt da var. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tam 10 ili derinden etkileyen deprem sonrası Türkiye adeta tek yürek oldu. Bizim gibi depremden etkilenen çocuklar için buradayım. Çocuklar için elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah çabucak iyileşirler. Sağlık diliyorum. Ne demek istiyorsun oradaki arkadaşlarına, kardeşlerine? Yani etkilendiler bundan dolayı. O yüzden yani zarar görmüş olabiliyorlar. İyileşmelerini umuyorum. Çok fazla bir yoğunlukta insanlar tarafından, halkımız tarafından bir yardım seferberliği. Ya bu kadar iyi niyetli insanların bir arada olması
depremzedeler için bu kadar fazla yardımların toplanması gerçekten ilk başta şaşırttı ama herkesin bu kadar özverili bir şekilde çalışıyor olması, herkesin planlı programlı iç içe bir şekilde çalışıyor olması gerçekten yani çok iyi bir millet, çok güzel bir halk olduğumuzu bir kere daha gösterdi bizlere. Deprem bölgesine her şehirden akın akın yardım gönderilmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de birlik ve beraberlik duygusuyla 7'den 70'e tüm vatandaşlar yardım için seferber oldu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Türkiye adeta seferber oldu. Şu an Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındayız. Burada 7'den 70'e tüm vatandaşlar deprem bölgesine yardım gönderebilmek adına harıl harıl deyim yerindeyse çalışıyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bu katkılardan dolayı. Çünkü Adana'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Hakkari'de birçok yerde birçok depremzedeler var. Biz burada yine en azından yardım ediyoruz ki onlar orada üşümesin diye, aç kalmasın diye. Elimizden geldiği kadar. Yani bir kalbimiz orada atıyor bizim. Yaklaşık 50 saatlik de uyumadım. Daha ya dün akşam bir uyuyabildim. En fazla 2 saat, 3 saat uyuyabildim. Daha uyuyamadım. Uyku uyuyamıyoruz ki. Ya insan uykuda utanır mı abi? Utanır. Ben utanıyorum. En çok polarlı kıyafetlere, kazaklara, ince şeyler değil, pantolonlar değil. Polarlı daha kalın şeyler istiyorlar. Onları kabul etmiyoruz. Olabildiğince insanların soğukta giyebileceği şeyler, bezler, bebek bezleri, hijyenik şeyler. Ürünlerin getirilip paketlenmesinde büyük emek harcayan vatandaşlar gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle öğrenciler günlerdir uykusuz bir şekilde yardım kolilerini hazırlıyor. Gönlümüz orada, büyük bir felaket yaşandı. Ben öğretmenim, okullara ara verildi. Ne yapabiliriz dedik, en kötü buraya geldik. Yani oralara gitmeyi çok isterdik. Afat gönüllüsüyüm aynı zamanda ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar. Çok yardım geliyor ama şöyle bir şey var, sıfır eşya olması gerekiyor. Temiz olması falan anlam ifade etmiyor. Etiketi üstünde olsun, sıfır olsun, yardımları bekliyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Ben Elazığlıyım. Burada görevli, eşim görevli. Bizim de bayağı bir hasar, çok şükür bir can kaybımız yok ama bayağı kötü durumdalar ya. Evde duramadık. İnsan gerçekten vicdan azabı çekiyor yatağında. Bir şey diyeyim. Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan listesinde ise elektrikli ısıtıcı, powerbank, jeneratör, mont, nevresim takımı, tava, konserve, su ve ekmek geliyor. Burada gerçekten büyük bir dayanışma örneği var. Gördüğünüz gibi öğrenciler, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, hatta ilkokul öğrencileri burada birlik, beraberlik içinde gelen ürünleri paketliyorlar. Gelen ürünleri kolileyip dışarıda bekleyen tıra doğru götürüyorlar. Ardından o tırlarda deprem bölgesine doğru yola çıkıyorlar. Gerçekten büyük bir dram, büyük bir acı. Türkiye tarihinde görülmemiş bir deprem yaşıyor şu an ülkemiz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm vatandaşların duası oradaki insanlarla birlikte. Çok üzgün hissediyorum kendimi açıkçası. Çünkü geceleri yatamıyorum. Her an sallanacak gibi ben bile hissediyorum. Dünden önceki gün olan depremde ben bile çok hissettim. Onları gerçekten düşünemiyorum. Elimizden ne gelirse yardım ediyoruz. Gerek maddi gerek manevi. Gece gündüz hemen çalışıyoruz. Dünden beri ben buradayım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. İnsanlar sağ olsun, yani Ordu bile böyleyse ben tüm Türkiye genelinde nasıl bir sevkiyat gerçekleştiğini düşünmek bile istemiyorum. Yani umarım ihtiyaç sahiplerine gider. Yani bunca emeğin boşa gitmesini istemeyiz çünkü. Umarım herkes sağ salim gökyüzüne tekrar bakabilir. Bu şekilde düşünüyorum. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel depremden etkilenen yerlerin başında gelen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giderek açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu aktaran Adıgüzel, ısınma, beslenme ve barınma ihtiyacının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Cenazeler tamamen sokakta. Çok sayıda vefat var ve vatandaşlar kendileri çıkarıyorlar. Burada da zaten bütün çıkarmaları yapabildikleri ölçüde vatandaşlar yapmış durumdalar. Ve soğuk çok fazla, -16 derece, yani depremden kurtulanı da yani hipotermiden donarak belki kaybettik. Şu anda çok canlı bir vatandaşımızın çıkması beklenmiyor. Burada depremden etkilenen vatandaşlar tabii evlere giremiyorlar, çok fazla sayıda artçı var. Bu nedenle ekmek ihtiyacı çok, su giderilmeye başladı, ekmek, ısınma, battaniye.
ve mümkünse çadır, ısıtıcı. Bunlar çok önemli. Bugün üçüncü gün hala ekmek sorunu yaşanıyor. Ya ben 99 depremini de gördüm. Yani ilk günden bütün enkazların üzerinde iş makineleri ve kurtarma ekipleri vardı. Ekmek dağları vardı. Bunu artık göndermeyin diyorduk. Burada böyle bir iletişim sorunumuz var. Eğer yardım gönderilmek isteniyorsa ekmek, battaniye, ısıtıcı, çadır. Bundan sonraki süreçte. Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Ankara'da bulunan parti genel merkezine birçok vatandaşın ihtiyaç duyulan ürünleri getirdiğini söyleyerek herkese teşekkür etti. Bu millet hakikaten güzel bir millet. Allah milletimizden razı olsun. Ankara İl Başkanlığımız ve Demokrat Parti Genel Merkezi bu yardımları Perşembe günü deprem bölgesine ulaştıracaktır. Ankara'nın en ücra köşesinden gıda yardımları, yiyecek yardımları gelmeye devam ediyor. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu depremin yaralarını saracağız. Seferberlik ilan ederek bu ülkeye sahip çıkacağız, milletimize sahip çıkacağız. Allah Türk milletinden razı olsun. Siyasetçisinden öğrencimize, belediye çalışanlarımızdan vatandaşlarımıza, her birinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz var olun, hepiniz sağ olun. İnşallah ömrünüz de bereketli olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun, felaketlerden uzak olsun. Gerçekten çok büyük emek, özveri ve mesai verdiniz. Bir kez daha hepinize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Giresun'dan güzel bir haber var, Fisko Birlik'ten güzel bir haber var. Fisko Birlik'te yağ varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor. Bununla ilgili de Fisko Birlik Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak açıklama yaptı. Fisko Birlik tarafından boş yağ varillerinden imal edilen sobalar deprem bölgelerine sevk edilecek. Fisko Birlik Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak, kurum olarak deprem bölgelerine destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bölgede yakacak ve soba ihtiyacı nedeniyle atıl boş varillerin sobaya dönüştürülmesi fikrinin ortaya çıktığını belirten Çakmak, entegre fındık işleme tesisindeki atıl varillerden soba imal etmeye başladık. İlk imal ettiğimiz 25 sobayı yarın deprem bölgelerine sevk edeceğiz dedi. Varil üzerine soba yaparak üretelim diye karar verdik. Arkadaşlar da buna öncelik ettiler. Hep beraber işte bu seferki göndereceğimiz tırda muhtemelen 25 tane sobamız artı kabuk artı elimizde bulunan paletlerden bir miktar odun yaparak inşallah yarın da bir tır daha deprem bölgesine göndermiş olacağız. Çakmak ilk etapta 200 sobayı mal etmek istediklerini vurgulayarak bölgede boş varil arayışlarının olduğunu belirtti. Ulaşılabilen kadar varilden soba imal edileceğini aktardı. 200 adete planlıyoruz. Arkadaşlarımızla üretime devam ediyorlar. Kış şartları nedeniyle bölgedeki insanlara yakacak desteğinde de bulunacaklarını dile getiren Çakmak, deprem bölgelerine yardımların devam edeceği bilgisini paylaştı. Depremde yaralanan vatandaşlarımız için önemli bir ihtiyaç malzemesi de kan sevgili izleyenler. Kan bağışı çağrısı yapıldı yetkililer tarafından. Vatandaşlarımız da bu noktada son derece duyarlılık gösterdiler ve büyük ilgi oldu kan bağışına. Ama kan miadı olan bir ürün ve bozulabiliyor. Dolayısıyla ihtiyaçtan fazlası da maalesef çöpe gitmek durumunda kalıyor. Buna müsaade etmemek gerektiğini söyledi Kızılay Şube Başkanı Fatma Binnur Enginyurt ve durumla ilgili açıklamalar yaptı. Bizim orduda aldığımız en yüksek kan bağışıydı. Vatandaşlarımıza bu duyarlılık ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyoruz. Hepsi seferber oldular. Deprem sonrası Türk Kızılay'ın başlatmış olduğu ulusal kan bağışı seferberliğine vatandaşlar yoğun teveccüh gösteriyor. Ordu'da sadece 2 günde 900'ün üzerinde kan bağışı kabul gördü. Ordu'da kampanyamız çok büyük bir ilgi gördü. Sadece 2 gün olmasına rağmen 900 civarında kan bağışı kabul ettik. Köprübaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerimizden. Konuyla alakalı açıklama yapan Kızılay Ordu Şube Başkanı Fatma Birnur Enginyurt, kan miadı olan bir ürün. Bizim aldığımız kan bağışı kapasitemizin çok üzerinde. Vatandaşlarımızdan ricam kan verme işlemlerini belirli aralıklar göstererek yapmaları dedi. Kan miadı olan bir ürün. Uzun süre saklanacak bir ürün değil. Bu ürünün bir test aşaması var, bir de işlenme süreci var ve bunlar belli bir saat içinde yapılması gereken işlemler. Eğer bu saati geçersek alınan kanların maalesef imha olma durumu var. Bizim aldığımız, 2 günlük aldığımız 900'e yakın kan bağışı maalesef kapasitemizin çok üzerinde.
üzerinde. Bu yüzden vatandaşlarımıza sizin aracınızla şu uyarıyı yapmak istiyorum. Kan bağışını sürekli ancak günlere yayılacak şekilde bağışta bulunmalarını rica edelim. Günlere yayılarak yapılacak kan bağışı ise hem vatandaşların hem de yetkililerin mağdur olmaması için çok önemli. Günlere yayılmış olarak yapılacak kan bağışı hem vatandaşlarımızın burada yoğunluktan mağdur olmamaları için hem de bizim stok yönetimimiz için çok çok önemli. Deprem dışında bir üzücü haberimiz var sevgili izleyenler. Şimdi Fatsa'dan. Fatsa'da 7 kişilik bir aile, Suriye uyruklu 7 kişilik bir aile, 5 çocuk, 2 anne ve baba. Oturdukları ahşap evde, binanın en üst katı ev, çatı katı ve maalesef ahşap büyük bir bölümü. Yangın çıktı. Niye çıktı belli değil o yangının. Çıkan yangında maalesef 2 çocuk, birisi bebek, hayatını kaybetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu aileden 2 çocuk öldü, anne ve baba ile diğer 3 çocuğu yaralandı. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve polis ekipleri evde yaşayan Suriye uyruklu baba Jaber, anne Tegrit ile çocukları Rukiye, Hatice, Halit, Bene ve Muhammed Hamido için kurtarma çalışması başlattı. Yangında çocuklardan Hatice ve Muhammed Hamido hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan Jaber, Tegrit, Rukiye, Halit ve Bene Hamido ise 112 acil sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Vücutlarında yanık olan Rukiye ve Bene Hamido buradaki müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu haber dolayısıyla bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyenler. Son günlerde de malum deprem olayını çok fazla yaşadık. Her birimizin belki psikolojisi bozuldu ama sakin kalmanın önemine vurgu yapmak istiyorum doğal afetlerde ve yangınlarda. Eğer bir kurtulma ihtimaliniz varsa bunu ancak sakin kalarak başarabilirsiniz ki depremde yapmanız gerekenler zaten belli bir yaşam üçgeni oluşturacak bir açıya bulabilirseniz, açı bulabilirseniz evinizin içinde muhakkak onu daha önceden saptayınız ve onunla ilgili de aile bireylerini bilgilendiriniz. Ama yangınla ilgili de lütfen panik yapmadan olaylara müdahale etmeye çalışın. Zira daha çok panik öldürüyor. Bu Fatsa'da olan olay gibi maalesef yaşanan olay aslında aile bireylerinin diğerlerinin kurtarılması, yaşanan panikte diğer iki çocuğun can vermesi tamamen ailenin yaptığı panikle alakalı gibi görünüyor. O yüzden lütfen sakin kalmaya, soğukkanlı olmaya çalışın. Zor durumlar bunlar. Elbette ki çok zor sakin kalabilmek, soğukkanlı olabilmek ama olabildiğince en azından ailede bir kişinin soğukkanlı ve biraz daha sakin kalabilmesi gerekiyor ki ailenin diğer fertlerine, diğer bireylerine yardımcı olabilsin, hayatlarını kurtarabilsin. Umarım Rabbim her birinize bu soğukkanlılığı, sakinliği nasip eder böyle olaylarda ama tabii ki temennimiz, cani gönülden temennimiz Rabbim hiçbirimize bu tür felaketler yaşamayı nasip etmesin. İnşallah bu yaşadığımız son felaket olsun ülke olarak diyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Biliyorum lojistik firmaları tüm tırlarını gönderdiler. Vatandaşlarımız tüm tırlarını gönderdiler. Belki geri dönen tırlarınız vardır. Belki kenarda köşede kalan yükten gelen tırlar vardır. Lütfen iki tırı acil bir şekilde Levent Özsoy veya Erhan Yanargil ile ulaştırınız. Telefon numaraları 0530 ekranda da var. 953-095, 535-967-03-67. İki tane deprem bölgesine gidecek acil tıra ihtiyacımız var sevgili ordular. Bölgeden, diğer bölgelerden de sadece Ordu'dan değil, Giresun'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan da yine aynı şekilde tırlar müsaitse iki tır buraya gönderilebilir gönüllülük esasıyla. Lütfen bu çağrıya kulak verin diye bir kez daha yenilemiş olalım ve böylelikle de ana haber bültenini bitirelim. Bir dipnot daha geçeyim. Çatalpınar'da yaşanan olayla ilgili bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen herkes birbirine sımsıkı sarılsın, kucaklaşsın tüm vatandaşlarımız. Kimlik ayrımı yapılmadan, ırk ayrımı yapılmadan, renk ayrımı yapılmadan, dil ayrımı yapılmadan. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlik ve beraberlik içinde olursak ancak güçlü oluruz. Aksi halde her birimiz paramparça olmaya mahkumuz. Aramızda böyle kötü niyetli isimler vardır. Bilmeyerek cehaletten kaynaklıdır muhtemelen bunlar. Çünkü aksi olamaz. Bunları da ıslah etmeye çalışalım. Onu da kucaklamaya çalışalım. Hiç toplumda fire vereceğimiz fazla değerimiz yok. Yani toplum dışına atacağımız, kaybetmeye göze aldığımız hiçbir değerimiz yok. Dolayısıyla herkesi kucaklayıp herkesi topluma dahil etmemiz gerekir. 85 milyon tek yürek atmamız gerekir.
Bu vesileyle hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.